Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Emre Spiritüel Hizmetler Kurucusu Emre Kuzu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ben Emre, 30 Kasım 1993 Avcılar Doğumluyum. Astroloji, danışmanlık ve spiritüel hizmetler alanlarında yaklaşık bir sene önce bu işletmeyi kurdum. 20'den fazla çalışan arkadaşımızla birlikte hareket ediyoruz. İnsanlarla iç içe olduğumuz, iletişimi kurduğumuz ve insanlara yardımcı olmak maksatta hem de kendi kişisel de katkılar sunması maksadıyla bu işletmenin kuruluculuğunu yapmaktayım. Ve hedefimiz daha fazla birlikte büyümek, birlikte gelişirken insanların dertlerinde de ortak olmak. Çok tebrikler, başarılarınızın Teşekkür. devamını diliyoruz. Bu işe nasıl başladınız, neden bu sektörü seçtiniz, bir kırılma noktası yaşadınız mı? Yani şöyle diyebilirim bu işe başlama nedenim Küçük yaşlardan beri e, bu tür alanlara gök bilimleri astrolojik e, konulara çok meraklıydım, çok fazla ilgiliydim. Kendi kendime araştırmalar yapardım, kendi kendime bir takım haritaları incelemeye çalışırdım. Bir takım e, kişilerle ilgili analiz yeteneklerim vardı ve bu yeteneklerimin üzerine bir e, uygulamanın bana çok ciddi destekleri oldu. E, bir nazablo uygulaması sayesinde, hani kendi kişisel gelişimi de çok e, yüksek bir e, noktaya çıkardım hem de. O uygulama hakkında bilgi verir misiniz? O uygulama e, Spirtüel hizmetler, danışmanlık ve diğer bütün alanların içerisinde olduğu ilişki ve yaşam koçlarının içerisinde olduğu çok büyük bir uygulama. Gerçekten kıymetli Sertaç Bey ve Kaya Bey önderliğinde kurulan çok kurumsal bir uygulama ve bu uygulama sayesinde aslında ben yani de kişisel gelişimi çok fazla ileri bir noktaya çıkarabildim. Hem de bana çok ciddi katkıları oldu. Ee, onların da katkılarıyla, bana destekleriyle ve kendi kişisel gelişimi hem eğitimlerle, aldığım eğitimlerle desteklememle bu noktaya eriştik yani. Bu noktaya girebildik yani. Ne güzel. Daha nice başarılar. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarından biraz daha detaylı bahsetmek ister misiniz? Tabii ki de. Şimdi astroloji alanında hizmet veriyoruz. Astroloji danışmanlığı ben ve 25'ten fazla bir danışan arkadaşımızla, danışman arkadaşımızla birlikte. Astroloji zaten gök bilimleri, burçlar ve burçların 30 derece açıyla 360 derece ekseriyetinde hareket etmesiyle alakalı doğum harita, ilişki haritası, sinastri, refikasyon yani kişi doğum saatini bilmiyorsa eğer refikasyon çalışmalarıyla onu öğrenebiliyoruz mesela. Bütün hayat standardı ya da nasıl, ne şekilde, nerede, neyi yaşayacağını görebildiğimiz çalışmaları yaptığımız bir alan. Astroloji Astroloji çok keyifli ve herkesin de bence hayatı boyunca eğer baktırmayı düşünmeyenler varsa baktırması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Astroloji alanında da bireysel danışmanlıklar online ve bireysel olarak veriyoruz yani. Çok güzel. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Meslektaşlarımdan ayıran özelliklerim bence e, samimiyet ve insanların e, ilişkiler anlamında e, o dertlerine ortak olabilme hali. İnsanlara samimi bir şekilde olumsuz ise bile e, o an danışanımızın e, bize aksettirdiği konu, o konuyu daha olumlu bir e, noktaya çekebilmek, daha e, net ama samimi, onu çok da umut e, bağlatmadan, ümitlendirmeden onunla güzel bir bağ kurabilmek ve onunla bir e, ortaklaşa bir şekilde bir şeyleri düzeltme ihtiyacı duyabilme hali bence beni farklılaştıran yani daha samimi daha net ama onları kırmadan <laughs> üzmeden birlikte hareket edebilmek. Çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın vizyonundan, hedefinden bahseder misiniz? Tabii ki. E, geleceğe dair en büyük hedefimiz bizim Emre Spürtel Hizmetleri olarak e, daha fazla danışman, daha fazla kitleye erişim, daha fazla e, yurt dışı kaynaklı e, çalışmalarda yapmak ve e, kendi epimi, kendi uygulamamı kurmak istiyorum. E, yani daha e, biraz daha kurumsal bir büyümeyle herkese hitap edebildiğim, tüm dünyaya hitap edebildiğim bir noktaya gelmek istiyorum. Ve benim için başarının bir kriteri yok. Başarı her zaman yerinde durmak değildir. Başarı hep geliştirebilir bir şeydir. Bu yüzden de hep devamlı olarak gelişebilmek, geliştirebilmek yani firmamızda. Çok güzel. Peki bu mesleği yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bu mesleği yapabilmek için bence sezgi yeteneği çok iyi olmalı, iletişim becerileri çok iyi olmalı ve empati kurmayı bilebilmeli bir insan. E, çünkü karşıdaki danışan, karşıdaki kişi bize geldiği zaman psikoloji çok kötü olabiliyor, e, bir depresyon hali söz konusu olabiliyor. Bu e, halleri, bu e, yönetimsel beceri, stres modelini de iyi yönetebilmesi lazım. E, bu mesleği yapacak kişinin karşıdaki kişiyle empati kurması çok önemli ve onu anlayabilmesi. Anlamak, anlatmak ve anlaşmak çok önemli yani bu Kesinlikle. mesleği yaparken. Tabii şeffaflık, güven evet, evet. duyulan bir kişi olmak evet. değil mi? Bu zaten ilişkileri hep uzun vadeli olarak götürüyor. Evet. Sizi beğeniyorlar, sizi tavsiye ediyorlar, referans veriyorlar. Evet. Ve hayatlara dokunmak böyle manevi tatmin sağlayan bir şey. Evet, evet onlar da çok önemli etkilere sahip. Zaten bunların hepsi iletişim ve samimiyeti birlikte ortaya hmm. koyduğunda geri dönüş olarak size evet. dönüyor. Yani bir bir kişiye diyelim seans veriyorsun. Geçmişte çok büyümemişken bu firma yeni büyümekte olan bir firma. Daha çok büyümemizi tamamlayamadık ama e, biz bu şekilde ilerledik. Biz bu şekilde takipçi ve e, böyle güzel bir kitleye eriştik zaten. Bu çok önemli. Güven çok önemli. Güven, mantık ve duygusal zeka bu üçünü birleştirdiğimizde çok önemli bir noktaya zaten erişiyoruz ve erişmeye devam edeceğiz. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki de izleyicilere iletmek istediğim en önemli mesaj bence bizi tercih ettiklerinde, bizimle ve diğer danışman arkadaşlarımızla birlikte seans ya da danışmanlık aldıklarında hem hayatlarıyla güzel bir ilişki ve bağ samimi bir şekilde onları çok umutlandırmadan gerçekleri konuşarak birlikte bir yol arkadaşlığı yapacağız. Hem de Emre Süpürtel Hizmetleri'nin büyüme ve bu yoldaki ilerleyişine de onlar da eşlik etmiş olacaklar. Bizim hayalimizin parçaları olurken onların da yapmak istedikleri ya da hayatlarıyla ilgili olumsuzlukları da birlikte bertaraf edeceğiz. Tebrikler, başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Ederim. Bugünkü konuğumuz Emre Spiritüel Hizmetler Kurucusu Emre Kuzuydu. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler. Rica ediyorum, ben teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin diliyorum. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.